Şimdi aktardık Cumhurbaşkanı Erdoğan Asya'da işbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı için Astana'da ve burada Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Aslında dün enerji konusunda Putin'den mühim açıklamalarda gelmişti Türkiye formülü açıklaması. Kuzey akım hatlarında kaybedilen e, hacimleri Karadeniz'e yönlendirebiliriz. Böylece Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğalgaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulabilir. Rusya kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır. Top onların sahasında demişti. İşte konuyla ilgili Astana zirvesinde de iki liderden önemli mesajlar var. Putin Türkiye gaz tedarikinde en güvenli güzergah dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa. Akkuyu nükleer santrali dünyada çok farklı ses getirecek diye konuştu. Şimdi tüm bunları konuğumuz Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Torul ile konuşacağız. Torul Bey merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar dilerim sinema. Çok teşekkürler. Öncelikle Putin'in doğal gaz sevki açısından Avrupa için Türkiye'de büyük bir gaz merkezi kurulabilir açıklaması ne anlama geliyor? Avrupa Birliği'nin umudu Türkiye olabilir mi? Ve aslında bir diğer sorulması gereken soru da Avrupa bu teklife sıcak bakar mı? Ne dersiniz? Çok teşekkür ederim. Aslında Türkiye zaten Rusya için güvenilir bir partner. Yani. Bu zaten zaman içerisinde de kendine göstermiş bir durum. Yani Türkiye 97 senesinden itibaren ma mavi akım projesinin başlamasıyla birlikte hem iyi bir tedarikçi, aynı zamanda son yıllarda da açılan Türk akımı projesiyle de iyi bir, nasıl diyelim, Avrupa'ya açılan bir kapı. Şimdi şurada kapasite tabii ki önemli. Yani Rusya neyi düşünüyor, neyi amaçlıyor? Yani şimdi ilkin aşamada tabii ki bizim açımızdan önemli olan Rus doğalgazının üçüncü ülkelere satılması izni, yani Rusya ile yapılan anlaşmalarda biliyorsunuz ki biz kullandığımız doğalgazı sadece kendi iç, daha doğrusu aldığımız gazı kendi iç piyasamızda kullanabiliyoruz. Yani onun ötesine fazlası ve onun ötesinde bir şeyi yurt dışına satma ve üçüncü ülkelere satışını gerçekleştirme hakkına sahip değiliz. Yani bu önemli meselelerden biri. İkincisi yani e, şu da stratejik açıdan baktığımız zaman hatta jeopolitik kavramını da bunun için attığımız zaman Türkiye şu anda yani e, tek Avrupa ülkesidir ki yani Rusya ile ilişkilerini devam ettiriyor. E, sahasını kapatmamış yani ister hava sahası olsun ister deniz sahası ister kara sahasını öte yandan tabii ki bu Rusya için birinci derecede önemli meselelerden biridir. Yani Rusya'nın e, Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 e, e, boru hatlarına yönelik sabotajlardan sonra alternatif güzergahlar oldukça kısıtlı. Yani Türkiye'de bunun başını çekiyor. Şimdi tabii bizim devletimizin tecrübesi bu konuda iyi. Yani biliyoruz daha önce e, kriz yaşadık Rusya ile. Uçak krizi döneminde de bu enerji meselesi gündeme gelmişti. Ve oradan başarılı çıktı Türkiye. E, ama yine de e, Türkiye bu meselede Tabii ki Rusya'nın istekleri kendileri açısından çok çok önemli ama bizim de kendi ulusal çıkarlarımız var. Kendi manfaatlarımız var. Düşünüyorum ki devletimiz bu konuda oldukça doğru adım atacak. Gereken adımlar da bizim için en azından şu iki önemli mesele. Bir, Avrupa bu kazı ne kadar alacak, nasıl alacak? Gerçi biz bunun Ticaretini Türkiye mi yapacak? Ve ikinci hassas mesela yaptırımlar konusudur biliyorsunuz hassas evet. konulardan biridir. Bu işe girişirken yani Amerika Birleşik Devletleri veya diğer devletlerin de yaptırımların Türkiye üzerinde etkisini minimize etmek meselesidir. Burada bu dediğim gibi hassas meseleler de dikkat önünde bulunacak diye düşünüyorum. Şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de bu konuda bir açıklaması var. Ee, bu sevkiyat için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlamaya yönelik tekliflerin değerlendirileceğini belirtti. Türkiye bu ve buna benzer birçok uluslararası projeyi zamanında tamamlamıştır. Teknik olarak mümkün dedi. Bu tarz uluslararası projelerde teknik, ticari ve hukuki açıdan değerlendirme ve fizibilite çalışması yapılması lazım dedi. Şimdi bu açıklama e, ihtiyatlı bir açıklama olarak değerlendirilebilir mi? Siz e, Enerji Bakanı'nın açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok doğru yerinde açıklama. Tabii ki biz e, bakan olarak e, gereken açıklamamı vermiştir Sayın Bakanımız. Yani devlet adamı has özellikle. Ama burada şunu da unutmamak lazım. Yani son yıllarda bölgemizdeki tüm enerji projeleri bir de jeopolitik karakter taşıyor. Ve son yıllarda Rusya'nın daha doğrusu Rusya ile Batı ve Amerika arasındaki çatışmanın temelinde yapıyor. Ukrayna'da yaşanan enerji krizi veya enerji transferi krizi meselesidir. Yani böyle bir durumda fizibilite yapılacak tabii ki teknik meseleler göz önünde bulunduracak. Ekonomik boyutu da dikkate alınacak siyasi boyutu ama burada ...jeopolitik fars mojörü unutmamak gerekiyor. Yani Türkiye bir devlet olarak getirileri ve çıkarları... ...ve buradan alabileceği riskler meselesi de oldukça önemlidir. Yani bunun da dikkate alınmasında fayda var. Yani şimdi... Tabii ki bakanımız bakan üslubunda yani bir devlet adamı üslubunda bunu anlatmış ama biz de bir akademisyen olarak bir uzman olarak bunun diğer boyutlarında tabii görüşüleceğini düşünüyorum. Bu tür meseleler hassas konudur. Evet. Özellikle şimdiki meselede biliyorsunuz ki sadece Ukrayna'da savaş sahada değil aynı zamanda enerji boyutuna dönüştü ve Rusya ilk defa olarak ki... Enerji bir silah olarak kullanmaya çalışıyor. Bu da ayrı bir konu. Yani bu hassasiyette tabii ki doğal olarak göz önünde bulundurması gereken meselelerden biridir. Peki Torul Bey böyle bir sevkiyat hattı hayata geçerse, gerçekleştirilirse böyle bir hat Türkiye'nin güvenliği anlamında bir sıkıntı oluşturur mu? Bu açıdan neler söylersiniz? Şimdi şöyle söylerim aslında Türkiye uzun yıllardır hub olma yani sadece transfer mekanı değil transit ülke mekanı değil aynı zamanda hub olma yolunda çabalar harcıyor ve evet. bunun üzerine Türkiye'nin yürüttüğü projeler var. Demin de söylediğim gibi yani bu yani 20. yüzyılın sonu 21. yüzyılın başlarında gerçekleşen birçok projelere baktığımız zaman hepsi jeopolitik karakter taşıyor. Bu tür projeler tabii ki kendinde hem güvenlik meselelerini getiriyor yani ülke açısından güvenliğin teminatı açısından o, te, o e, diğer açıdan da belirli bir riskler yani sabotajlar eylemler diğer mesela ama uluslararası çerçevede yürütülen bu tür projeler genel itibariyle eğer dediğim gibi e, her ansı bir jeopolitik risk taşımıyorsa ülkenin güvenlik teminatı açısından çok çok önemlidir çünkü bunlar e, bir ülkenin değil yani Türkiye'nin tek başına yürüttüğü bir proje olmadığı için yani mesela Rusya, başka ülkeler, Avrupa ülkeleri de bu meselede taraftaş olursa ya bunların e, terör eylemleri, sabotaj meselesi minimize edilir. Şimdi tabii ki e, karşımızda bir e, kuzey yakın bir kuzey akım, iki sabotaj meselesi var. Ama dediğim gibi bu o, Ukrayna'da süren savaşın yankılarıdır. Yani bir nevi savaş artık... Enerji boyutuna da geçmiştir. O nedenle yani mesela burada bir daha hatırlatma e, yapayım yani evet. Sovyetler Birliği böyle o dönemde yani en kritik dönemde soğuk savaş döneminde e, rakiplerine karşı yani Batılı ülkelere karşı enerjiyi silah aracı olarak kullanmadı yani baskı aracı siyasi baskı aracı olarak kullanmadı. Ama bugün Rusya bunu e, yaptı ve bunun e, bu nedenle bir nevi savaşın bir parçası haline gelmiş oldu. Yani e, bu sebepten de sabotajlar, diğer şeyler, eylemleri de artıyor. Hatta e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklaması ki Türk akımına yönelik de e, sabotaj veya terör eylemleri gerçekleşecekti. Biz önledik de bunun göstericisidir. Ve hatırlatmak istiyorum. Yani 5 e, günlük Gürcistan Savaşı'nda da, Rus Gürcü Savaşı'nda da e, Bakü-Tüflis-Ceyhan boru hattına yönelik sabotaj eylemleri de gerçekleştirmiştir veya yakınlarına düşen topları mermileri de unutmamak füzeleri de unutmamak gerekiyor dediğim gibi eğer bu tür uluslararası projeler normal şartlarda gerçekleşiyorsa ve jeopolitik risk taşımıyorsa ülkenin güvenliği açısından çok önemli ve Türkiye açısından Türkiye'nin zaten öngördüğü projelerde başını çekiyor. Yani Burada sadece şunu da unutmamak gerekiyor ki Türkiye'nin konum itibariyle avantajlı pozisyonu buradan kaynaklanıyor. Yani Türkiye üzerine sadece Rusya gazı değil aynı zamanda Azerbaycan'la ortak evet. yürütülen TANAP projesi var. İleride İran'la İran'ın batılı ülkelerle ilişkileri düzenlediği zaman o projenin gerçekleşmesi İsrail'e doğal gazının Avrupa'ya aktarılması gibi Türkiye'nin oldukça Nasıl deyim? Böyle uygun pozisyona sahip olması ve ileride Katar belki ileride Suriye meselesi de düzelirse Katar doğalgazının da Avrupa'ya aktarılması meselesinde Türkiye güzergahı oldukça uygun bir güzergâhtır diyebiliriz. E, bu arada e, iki lider e, görüşmesinden sonra Putin'in yaptığı açıklamalara bakınca e, sadece gaz tedariki yapılmayacağını fiyatlarında Türkiye'de belirleneceğini ifade etti. E, bu e, finansal açıdan gelir sağlar mı Türkiye'ye e, bir kar elde edilebilir mi için bu açısına bakınca e, neler söylersiniz? ya o söylem aslında siyasi yönden e, fiyatların hı. belirlenmesidir. Yani bir e, şu anda çekişme aslında batılı ülkelerin Rusya doğal gazına e, uyguladığı bir kota veya fiyat kotası söz konusu. E şimdi Türkiye bu, bu piyasanın e, belirlenmesinde e, rol üstlener mi? Oldukça söylemek zor. Çünkü bu piyasa ayrı bir yani böyle diyelim de doğal gaz gibi bir şey vardır. Yani bir e, örgüt vardır. Onda merkezi Katar'da yerleşiyor. E, belirleyici bunlardır. Piyasa ekonomisi diğer şartlardır. Yani piyasa üzerine ihtiyaç ve talep üzerine belirlenen bir meseledir enerji, e, doğal gaz fiyatı. Ama Türkiye'nin gelirinin artması meselesi diğer boyutta. Yani hem burada mesela eğer bu mesele Azerbaycan'la Türkiye'nin yürüttüğü ortak bir mesele proje gibi gerçekleşirse Türkiye'nin sadece bu e, Rus doğal gazının transit ülke değil aynı zamanda satışında rol oynaması Türkiye'ye ilk gelirler getirir. İstenilen halde Rus doğal gazının Türkiye üzerinden aktarılması Türkiye için bir avantaj. Bunu unutmamak gerekiyor. Çünkü e, ek gelirler olacak tabii ki bu zaten transfer e, transit ve transfer meselelerinden. Ama dediğim gibi burada söylenen mesele daha çok siyasi boyutu. Yani Batı ile Rusya arasındaki o karşı durmada Batı'nın Rusya'ya karşı uyguladığı bu fiyat kotası veya fiyat hacmi belediyelim de o kapasitesi meselesidir yani. E, peki Torul Bey böyle bir adım Türkiye-Rusya ilişkileri için ne anlam ifade eder? Bunu Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın gözünden soruyorum. Ya şimdi şöyle, böyle bir adım aslında dediğim gibi yani bazı meselelerde Türkiye'nin e, e, aslında burada herhangi bir mesele yok. Yani bu e, şöyle e, bu bir ticari anlaşma olabilir ama hassasiyeti göz önünde bulundursak yani Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve da, devam eden e, savaş süreci e, orada bir şunu görmüş olacağız yani riskler var. Yani bazı belki tabii ki Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri farklı boyuta taşımak isteyen veya Türkiye ön yargılı yaklaşmak isteyen güçler bunu bir ittifak senaryosu batıya karşı komplo falan gibi ortaya koyarak bir şeyler yapmaya çalışabilir. Ama dediğimiz gibi Türkiye Rusya ile ilişkilerde Rusya'nın doğalgaz hamlelerine daha çok kendi ülkemiz açısından ...bir ekonomik politik olarak görüyor, bir jeopolitik hamle olarak görmüyor. Çünkü Türkiye'nin kendisinin jeopolitik hamlesi... ...Azerbaycan'la yürüttüğü o TANAP projesidir ki... ...orada sadece e, tüketici değil, aynı zamanda Azerbaycan'la birlikte... ...Azerbaycan doğalgazının Avrupa'ya pazarlanması meselesinde de bir rol üstleniyor. E şimdi buradaki meselede de yani Türkiye bunu yaparken Rusya ile meselesinin Türk akımı projesi de aynı şekilde. Yani hatırlatmak istiyorum ki Türk akımı projesi Güney akım projesi olarak Türkiye'nin sınırının 5 kilometre, 10 kilometre ötesinde Bulgaristan arasında geçerek Yunanistan'a doğru ve oradan da Doğu Avrupa ülkelerine transfer edilecek bir projeydi. Rusya bunu bir jeopolitik proje olarak gördü ve Türkiye'yi dışlıyordu bu meselede. Ama Avrupa Ukrayna'nın hamlesinden sonra Kırım'ın işgali ve ilhakından sonra Bulgaristan kapısı kapanınca Rusya Türkiye'ye doğru yöneldi bu meselede. Burada ne oldu? Yani Rusya için bu jeopolitik karakter taşıyan, önem taşıyan bu proje aslında Türkiye oldukça akıllıca bir ekonomik proje olarak gördü ve kendi isteklere doğrultusunda ve dolayısıyla Rusya'ya verilecek, Rusya'dan daha doğrusu Doğu Avrupa'ya yönelecek belli bir hacme izin vererek bunu gerçekleştirdi. Yani bu bu tür meseleler bizim açımızdan yani Rusya'nın yürüttüğü projeler e, bizim için e, daha çok ekonomik karakter taşıyor. Hı hı. Yani ekonomik çıkar taraştırı ve Türkiye kendisinin bu meselede herhangi bir e, mücadelede kullanılmasına izin vermeyeceğini düşünüyorum. Yani çok bu önemli meseledir, hassas konudur ve Türkiye'nin tekrar ediyorum bu konuda tecrübesi var. E, size şunu, şunu da sormak istiyorum. Avrupa Birliği Komisyonu Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell bir değerlendirmede bulundu. Dedi ki: "Avrupa Birliği'nin 10 yıllardır ucuz enerji için Rusya, ucuz mal için Çin ve güvenlik için ABD üçlü sac ayağına dayalı refah adası görünümünün sonuna geldiğini söyledi. Şimdi siz bu değerlendirmeyi nasıl okuyorsunuz? Gerçekten de bu görünümün sonuna mı gelindi yoksa Avrupa ee, alternatifler bulabilir mi ne dersiniz? Yani tabii ki sonuna gelinmiş bulunuyor diyebiliriz ve Avrupa Birliği bundan sonra alternatifler arayışına geçecek. Yani bu açıdan Türkiye Avrupa Birliği için önemli alternatiflerden biridir diye de başın güvenilir bir ülke olarak başını da çekiyor. Yani Avrupa Birliği eğer e, Türkiye'ye yönelik ön yargılarını kaldırırsa Türkiye'ni ciddi şekilde yani Avrupa'nın bir parçası olarak görürse yani Avrupa Birliği bir Hristiyan kulübü değil. Bir yani e, dünya için hatta en azından Avrupa kıtası için, bölge için bir istikrar ve barış platformu merkezi olarak görüyorsa mutlaka ve mutlaka Türkiye ile işbirliğinin geliştirmesi lazım. Yani Türkiye'siz e, Avrupa Birliği tamamlanmış değildir. Ama uzun yıllar e, şunu görüyoruz. Yani Avrupa Birliği Türkiye'yi daha çok tampon bölge, kendi çıkarları, arasında, çıkarları için kullanılabilecek bir mekan veya nasıl diyelim gerektiği zaman kullanılabilecek bir partner olarak düşünmekte ki en büyük hatalardan biridir. Mesela şimdi enerji konusuna değinmişken hı hı. şunu da hatırlatmak gerekiyor. Mesela hatırlıyorsun Nabukka bir projesi vardı. Çok aslında temeli atılırken böyle yani temeli şu anlamda proje olarak temel, ortaya atılırken böyle Türkiye'nin dışlayan bir projeydi yani Avrupa'dan başlayacak Türkiye'nin sınırına gelecek sonra ya yani o Türkiye üzerinden geçmeyen bir güzergahtan onun tahminatı nasıl gerçekleşecekti yoktu yani bu ön yargılı yaklaşımdı yani Türkiye'nin içine alınmayan bir güzergah ki Güney Avrupa için Güney Enerji koridoru niteliğini taşıyor bu güzergah biliyorsunuz Türkiye üzerinden Güney Kafkaslar'dan, Azerbaycan'dan ta e, Merkez Asya, Türkistan'a kadar uzanan bir coğrafyadır diyebiliriz. Şimdi e, bu ön yargıların atılması lazım. Jeopolitik e, 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 mekan ve doğru bir güzergah doğru düşünülmesi lazım ve en azından normal ikili ilişkiler, Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri böyle diyelim de ön yargılı şeylere, yaklaşımlara kurban edilmemesi gerekiyor. Ya yani buradan her iki tarafta kazançlı çıkacaktır. Tabii ki bura Türkiye bir doğal gaz veya petrol üreticisi ülke değil ama güzergah itibarıyla bir hub olma yolunda Avrupa için de önemli bir konumda yerleşen bir ülkedir. Avrupa Birliği sadece Türkiye değil yani orta, yani Türkiye üzerinden Orta Doğu'nun, İran'ın e, Merkezi Asya ülkelerinin Azerbaycan'ın e, enerji hatlarının ki boru hatları en ucuz maliyetli enerji nakli hatlarıdır. E, bu üzerinden çok başarılı bir e, girişim elde edebilir. Yani başarılı bir açılım da elde edebilir. E, diğer alternatifler var. Zaten Avrupa Birliği Avrupa ülkeleri hemen Norveç ile bir Baltik hattının açılması projesini gerçekleştirdi ve diğer bölgelerden de özellikle LNG dediğimiz likit doğalgaz tedarikini tedarikinde temin edecekti. Yani aslında şöyle yani Avrupa Birliği bu meselede yaklaşımı vardı yani daha önce aldığı kararlarla ülkelerinin %33 oranında bir ülkeye bağımlılık meselesini gündeme getirmişti. Ama burada bir kolaylık vardı yani Rusya doğal gazı veya Rusya petrolü Avrupa'ya en yakın meseledir. Yani şimdi biz sürekli doğal gaz konuşuyoruz. Hı hı. Petrol meselesini unuttuk. Yani Rusya petrolünün de %30'u Avrupa'ya satılırdı. Evet. Yani Rusya ondan iyi bir ticaret edilir ve bu mesele de gündemde. Yani diğer meseleler de var. Yani bir nevi bu tür krizler aslında alternatif daha çok dünya için önemli olan alternatif enerji meselelerini arka plan atacak şimdiki Görün gözüken o ve <laughs> nükleer enerji meselesini daha ön plana çıkaracak meselelerden biri olarak görüyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da sadece Akkuyu meselesi değil aynı zamanda Sinop'taki yapılabilecek nükleer santral meselesinin gündeme getirilmesi de bundan kaynaklanır diyebiliriz. Peki. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Torun İsmail. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve önemli teşekkür değerlendirmelerde ederim. bulundunuz. Sağolunuz Sağ vaktinizi ayırdınız.